Bir imzanızı destek olabilirsiniz. Şeker fabrikasının özelleştirilmesi kararının ardından harekete geçen Şeker İş Sendikası imza kampanyası başlattı. Fabrikanın satılmaması için mücadele başlatan Şeker İş Sendikası kamuoyunun desteğini aldı. Şeker İş Sendikası Çorum Şubesi Gazi Caddesi'nde sendika binası önünde imza kampanyası düzenledi. İmza standının önünde açıklama yapan Şeker İş Sendikası Şube Başkanı Sefer Kahraman özelleştirme kararına tepki gösterdi. 1983'te özelleştirme yasası 4043 sayılı yasa çıktığı günden bu tarafa özelleştirme yapıldı. Binlerce kuruluşumuz satıldı. Bugüne kadar gelen bütün hükümetler tarafından. Hangi özelleştirilen kuruluş bugün ayakta kaldı, istihdam arttı, üretim arttı, işçi fazlalaştı, Türkiye'ye katma değer kazandı. Bana bir tane müsbet örneğini gösterebilirler mi? Yok çünkü. Bizim şeker fabrikalarımız Allah'ın izniyle yine biz bunu durduracağız. Çünkü sağduyu kazanacak. Çünkü ülke kaybedecek. Demin söyledim. Cephede kazanıp da masa başında kaybetmek istemiyoruz. Bunun kısaca anlamı budur. Dolayısıyla ben buradan özveriyle çalışan şeker işçilerimize, pancar çiftçilerimize, STK'larımıza çok teşekkür ediyorum. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi İl Teşkilatı yöneticileri de Şeker İş Sendikası'nın imza standını ziyaret ederek kampanyaya destek verdi. Kahraman'ın basın açıklaması yaptığı sıralarda imza standını ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ali Rıza Suldere de özelleştirme ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tüm siyasi partilere çağrıda bulunarak özelleştirmeye karşı ortak mücadele edilmesini istedi. Fabrikası, çimento fabrikası ya da diğer bugün havaalanı yapılırken hep birlikte bugün burada satılmasın diyerekten imza topluyoruz. O gün yapılsın diyerekten imza toplayanlar nerede? Bugün sevgili başkanımın söylediği gibi bugün Pancar Kooperatifi başkanı nerede? Yönetim kurulu üyeleri nerede? Ziraat odası nerede? Tarımla ilgilenenler nerede? Muhtarlarımız nerede? Bugün gelsinler, biz burayı sattırmayalım. Yani bizim Çorumlu çalışıyor burada. Çorumlu ekmek yiyor. Türkiye'li ekmek yiyor. Bugün yine Çopikaz gitti, satıldı. Kimler çalışıyor? Kimlerin elinde? Sahiplerinin ismini bilen var mı? Hiçbiri Çorumlu değil. Çimento'nun sahiplerinin ismini bilen var mı? Vallahi ismini yazamazlar. Niye? Yabancı ülkelerin, yani ne bileyim, George'dur, Bush'dur, bu tür insanlara satıldı. Bakın, ben buradan yine tekrarlıyorum. Sevgili başkanım, büyük bir ihtimal bizlere de siyasi parti olarak getirdiği evraktan yardım için, imza için diğer siyasi partilere de götürdüğünü düşünüyorum. Bakın, hükümet AKP'de olabilir. Ama Çorum için, Çorum'u düşünüyorsan, yarın az önce başkanımın söylediği gibi, ben buna çocuğuma, torunuma nasıl hesap veririm diyorsan, ey Mehmet Karadağ'a söylüyorum, MHP'nin il başkanına söylüyorum, buradaki bütün siyasi partilerin il başkanlarına söylüyorum, yarın öbür gün konuştuğumuz bir günde Çorum halkına söylüyorum, birlikte gidelim şekerin önünde gecelerce yatalım, günlerce yatalım. Çorum'un şeker fabrikası Çorumlu'nundur diyoruz. Bunu kimse satamaz.